Değerli basın mensupları bu kapanma tedbirleri nedeniyle bugünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı çevrim içi yaptık. Toplantımız sona erdi. Bugün gündemimizde devlet yönetimindeki gayri ciddilik ve ağırlaşan devlet krizi, milletimizi ezip geçen ekonomik kriz, eritilen ve bir türlü hesabı verilmeyen 128 milyar dolar salgın yönetiminde ekonomi, eğitim ve sağlık boyutlarındaki zafiyetler ve bu sorunları aşmak için neler yapılması gerektiği vardı. Bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Türkiye'de gazeteci olmak çok zor zanaat. Patron baskısının yanında artan ekonomik sıkıntılar, adliye koridorlarında süren davalar, resmi ilan kesme cezaları yetmez gibi bir de ceberrut, Erdoğan hükümet, Erdoğan şahsı hükümetinin zulmü var. Bu ağır şartlar altında Türkiye Dünya Basın Özgürlüğü Ligi'nde 179 ülke arasında 153. sırada. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin 4 sıra altında, Ruanda'nın 3 sıra üstündeyiz. Bugün ülkemizde kutlanacak bir basın özgürlüğü maalesef yok. Bu nedenle Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü görevini hakkıyla yapan gazeteciler ve ülkemizde demokrasiden hukuk devletinden yana olan herkes için bir mücadele günü olarak kabul ediyoruz. Değerli basın mensupları, adalet mülkün temelidir. Binlerce yıllık devlet töremizin bize öğrettiği temel ilke budur. Ama bugün devletimiz kendilerine sözde muhafazakar, sözde yerli ve milli diyen kadrolar elinde adaletle değil zulümle yönetilmeye çalışılıyor. Asla yönetilmiyor, savrulup duruyor. Bıraktık bir hukuk devleti olmayı. Erdoğan şahsi hükümetinin elinde ülkemiz kanun devleti olma vasfını bile kaybetti. Erdoğan şahsi hükümeti kanunsuz suçlar uyduruyor. Kanunsuz emirler yayımlıyor. Kanunsuz yasaklar koyuyor. Sarayın kibirlisi artık kendini millet iradesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, anayasanın ve kanunların üstünde görüyor. Temel insan haklarını ve hürriyetlerini tanımıyor. Erdoğan şahsi hükümeti artık toplumsal olaylarda verdiği talimatın sonucu olarak ortaya çıkan şiddetin görüntülenmesini bile engellemeye çalışıyor. Bir genelgeye, bir genelgeyle anayasa, kanunlar, Anayasa Mahkemesi'nin kararları yok sayılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu genelgesinin iptali için biz bugün Danıştay'a dilekçemizi verdik. Peki kanuna ve anayasaya rağmen Erdoğan bunu neden istiyor? Boğaz içinde kayyum siyasetçi rektörü protesto eden öğrencilere, 1 Mayıs'ı meydanlarda kutlamak isteyen işçilere, hakkını aramak için sokağa çıkan herkese uygulanan şiddet görüntülenmesin. Milletin haykırışları, feryatları duyulmasın diye istiyorum. Atama İçişleri Bakanı'nın icadı gayri ciddi gerekçelerle milletin hakkına, hukukuna tecavüzü görüntüleyenler engellenmeye çalışılıyor. Bugün de bir başka orantısız güç kullanımı, bir başka zulüm görüntüsü Gaziantep'ten geldi. Bekçiler, polisler camiyi basıyorlar. Cami cemaatine biber gazı sıkıyorlar. El insaf. Burası işgal altındaki Kudüs mü? Burası Türkiye. Beğenmediğimiz 1990'larda bile camdan karakollardan konuşan Türkiye'den korkulmazdı. 30 yıl sonra Erdoğan şahsı hükümeti hem de 21. yüzyılda karakollara demir perde, milletin ağzına ise fermuar çekmek istiyor. Bunun için de pandemi bahane. Erdoğan şahsı hükümeti ülkeyi yönetemiyor. Yönetemedikçe de telaşlanıyor, hırçınlaşıyor. Otoriterleşiyor otoriterleştikçe de kriz ve kaos ağırlaşıyor. Artık hükümet devlet aklıyla yönetmiyor. Trol aklıyla yönetiyor. Sarayın kibirlisinin kulağına o gün kim daha yakınsa istediğini alıyor. Kanunmuş, kuralmış, hukukmuş, hak getir. Saraydan fermanı koparan işini yürütüyor. Bunun en son örneğini geçtiğimiz cuma sabahı yaşadık. Ülkenin ödeme sistemini allak bullak edecek bir düzenleme tam da iftardan önce parlamentoya getirildi. Sarayın vesayeti altındaki AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarının talimatla el kaldırdığı saray önergesi apar topar onaylandı ve geçti. Ertesi sabah da resmi gazetede yine apar topar yayınlandı. Ama bir de baktık bu önergeyle ülkenin ödeme sistemi felç olmuş. AK Parti'nin çeklerle ilgili yaptığı bu düzenlemenin altındaki imzalara bir bakın. Eski topçu, yeni trol var. Eski müftüler var, sosyologlar var. Ama içlerinden bir tane ticaret erbabı yok. Ne ticareti, ne ekonomiyi, ne de devleti yönetmeyi bilmiyorlar. Saray bunların eline bir önerge vermiş, onlar da ellerine, yüzlerine bulaştırmışlar. Tam bir kahtı rical, tam bir cehli ekberlik. Kaş yapayım derken göz çıkarıyorlar. Çeklerin yazılmasını engelleyelim derken karşılığı olan çeklerin de bankalara iprazını engelliyorlar. Sabah elinde çekiyle bankaya gelen çekini karşılığı var ama tahsil edemiyor. Maaşlar, kiralar, tüm ödemeler ortada kalacak. Büyük bir kaos yaratılıyor. Yeni Ticaret Bakanı da önce bir basın açıklamasıyla bu kanun hükmünü aşabilir miyim? Buna uğraşıyor. Sonra bakıyor. Bu işler basın açıklamasıyla olmuyor. Yayınladığı bir uygulama tebliğiyle Meclis'in çıkardığı yasayı değiştiriveriyor. Ama çıkardıkları tebliğin tarihiyle gününü bile bir araya getirip tutturamıyor. Herkese bu kadar beceriksizliğe de pes doğrusu dedirtiyorlar. Meclis iradesi, hukukta normlar hiyerarşisi çöpe atılıyor. Damadın ayrılırken dediği gibi at izi it izine karıştı. Koskoca ülke Erdoğan'ın yapboz tahtasına döndü. Erdoğan AK Parti grubuna yok kanun, yap kanun diye talimat veriyor. Kanun teklifleri komisyonlardan tartışılmadan geçiyor. Komisyonlara bile gitmiyor. Aşağıda önergeye dönüşüyor. Genel kurulda eller inip kalkıyor. İş bitti zannediliyor ama iş bitmiyor. Ülke kaosa sürükleniyor. İstişare, denge, denetim hak getire. Kararlar çok hızlı alınacakmış. İşler çok hızlı yürüyecekmiş diye pazarlanan tek adam vesayet rejimi artık ülkeyi yönetemiyor. Millete hiçbir şey veremiyor. Milletin cebini boşalttı. 2018 Temmuz'undan bu yana tam 73 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlamışlar. Bunlardan 45'i önceki kararnamelerde değişiklik yapan kararnameler. Yani yaptıkları her on düzenlemenin altısı bir önce yaptıklarının yaparak bozduklarını düzeltmeye yönelik. E hukukun yaz, bo yap boz tahtasına döndüğü istikrarın olmadığı, öngörülebilirliğin kalmadı. kanunların işlemediği bir memlekette yatırım olur mu? Aş ve iş büyür mü? Huzur kalır mı? Elbette hayır. Ama her gün kriz üstüne kriz ve kaos olur. Tıpkı bugün olduğu gibi. Onun için Anadolu irfanına sahip Polatlı'da çiftçimiz biz kral değil kural istiyoruz diye haykırıyor. Kuralın olduğu memlekette adalet olur, istikrar olur, şeffaflık olur, hesap verme olur, tüy bitmedik yetimin hakkı korunur. Şu anda bu topraklarda bunların hiçbiri yok milletimizin alın teriyle bin bir emekle ürettiğini ihraç ederek zar zor biriktirilen 128 milyar dolar iki yılda gizli saklı buharlaştı. Bağımsız Merkez Bankası'nın elindeki en önemli araçlardan biri olan döviz rezervlerini kullanma yetkisini başında bir siyasetçi olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bir protokolle devrettiler. Yasaların Merkez Bankası'na siyasetten bağımsız bir şekilde kullanacaksın dediği rezervleri siyasetçinin elinde oyuncak ettiler. Hala 128 milyar doların nerede olduğunu, bu rezervlerin nasıl, kime, kaça, ne kadarının ne zaman satıldığını açıklamadılar. Erdoğan şahsı hükümetinin tüm bu sorulara, sorularımıza cevap vermesini halen bekliyoruz. Ortada çok büyük bir kamu zararı var. 2019 başından 2020'nin Kasım ayına kadar ortalama 6 lira 28 kuruştan buharlaştırılan 128 milyar doları bugün yeniden o kasaya koymak istesek 259 milyar lira daha fazla ödeyeceğiz. E bu zararın hesabını sorumluları elbette verecek. Geçtiğimiz hafta söyledik. <laughs> Çağrımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kuralım. Dönemin para politikası kurulu üyelerine ki çoğu hala yerlerinde, hazine bürokratlarına, kamu bankası genel müdürlerine işin aslını, aslarını soralım, öğrenelim. Sorunları tespit edelim. Ya Erdoğan şahsı hükümeti bu teklifimize tamam der ya da seçimden sonra Bizim iktidarımızda aynen AK Parti'nin ilk göreve geldiği dönemde yaptığı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yolsuzlukları araştırma komisyonu kurarız. Ve buharlaşan 128 milyar doların hesabı o komisyonda sorumlular tarafından millete verilir. 128 milyar dolar meselesi sıradan bir iş değildir. Dünya tarihine geçecek büyüklükte bir finansal fiyaskodur. Olağanüstü bir skandaldır. Tabii yitirilen bu döviz rezervleri aynı zamanda ülkemiz için bir milli güvenlik meselesi haline de gelmiştir. Ki yine hacette kullanılacak döviz rezervleri Erdoğan'ın siyasi ikbali için eritilmiş. Ülkemiz elindeki önemli bir finansal kalkan yitirilmiştir. Bugün tam da bu nedenle tüm dünya Erdoğan'a parmak sallıyor. Erdoğan da dönüyor millete parmak sallıyor. Dün Uluslararası Finans Enstitüsü dolar kuru tahminini yukarı çekti. Faiz lobileri faizin arttırılması taleplerini her gün biraz daha yüksek sesle dillendiriyorlar. Eritilen rezervlerle ne yazık ki dışarıdaki yatırımcıların risk iştahının insafına kalmış durumdayız. Yüksek faizler, değersiz Türk lirası, esnafı, çiftçiyi, işçiyi herkese eziyor. Merkez Bankasındaki uzmanlar da durumun farkında, enflasyon raporunda uyarıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizler yükselirken düşük reel faiz vermek çok ama çok zor diyorlar. Ama çiçeği burnundaki başkan herhalde bu raporu okumamış çünkü durumun farkında değil. Eski siyasetçi, çiçeği burnundaki Merkez Bankası Başkanı reel sektörün giderek sıklaşan ziyaretlerini kabul ediyor. Öyle anlaşılıyor ki faiz indirim baskısı artıyor. Zaten kamuoyunda da bu açıklamalar yapılıyor. Başkan da yaptığı, daha doğrusu okuduğu konuşmada yılın ikinci yarısında muhtemel bir faiz indiriminin izlenimini vermeye çalışıyor. Erdoğan şahsı hükümeti salgında millete doğru dürüst destek vermedi. Varsa yoksa kredi, varsa yoksa borç. Şimdi o borçları geri ödeme zamanı geldi. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun yaptığı düzenlemelerle bankalardaki sorunlu kredilerin gerçek boyutu şu anda görülmüyor. Ama bu düzenlemelerin süresi Haziran sonunda bitiyor. Bir de üstüne yüksek faiz baskısı var. Bu tabii ki borçların çevrilmesini çok daha güçleştirecek. Yeni düzenlemeler yapılmazsa halının altına sorunlar süpürülürse tahsili gecikmiş alacaklar hem artacak hem de görünür hale gelecek. Yani tam bir aşağı tükürseniz sakal, yukarı tükürseniz bıyık durumu var. 2021'in ikinci yarısında ekonomiyi yönetmek için ince ayarların yapılması gerekiyor. Ama metal yorgunu Erdoğan'ın şahsi hükümeti en kalın ayarı bile doğru düzgün yapamıyor. Değerli basın mensupları. Erdoğan şahsi hükümeti salgının ne ekonomik boyutunu, ne eğitim boyutunu, ne de sağlık boyutunu yönetebildi. Salgın üç koldan da milletimizi ezip geçti. Tüm dünya esnafını, çiftçisini, işçisini paraya boğdu. Bunlar ise milleti borca boğdu. Akran yani bize benzeyen ekonomiler içinde yurttaşlarına bütçesinden en az doğrudan gelir desteği veren üçüncü hükümetiz. Bize benzeyen ekonomiler vatandaşlarına milli gelirlerinin ortalama yüzde dördü kadar doğrudan destek verirken Erdoğan şahsım hükümeti bunun yarısını bile vermedi. <laughs> G20 üyesi Türkiye güçlü bir ekonomi olduğunu iddia ediyorsa yurttaşlarımıza en az kendine benzeyen ekonomiler kadar destek verebilmeliydi. İnsanlarımızı borca batırarak zora düşürmemeliydi. Ama bunların hiçbiri olmadı. Şimdi de desteksiz kapanmanın tüm yükü yine esnaflarımızın omuzlarına yıkıldı. 17 günlük kapanmaya giderken milletimize doğru dürüst bir gelir desteği verilmedi. Doğru dürüst bir kira desteği, ciro desteği verilmedi. Günlük kazançlarıyla yaşayan seyyar satıcılara, ev işçilerine doğru düzgün destek verilmedi. İhtiyaç sahibi ailelerimizin elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları ödenmedi. Onlara gere doğru düzgün bir gelir desteği onlara da verilmedi küçük esnafımızı zincir marketlere ezdirmeyecek düzenlemeler yapılmadı. Milyonlarca yurttaşımızı desteksiz eve kapattılar. Kapanmada güçlü bir destek paketine duyulan acil ihtiyaç hafta sonu Türkiye'nin dört bir yanından gelen acı haberlerle apaçık ortaya çıktı. Mersin'in Mut ilçesinde kaç gündür siftah etmeden dükkan kapatıyorum diyen 48 yaşındaki esnafımız Murat Gümüş evinin önünde yaşamına son verdi. İzmir'in Bucak ilçesinde kahvane işletmecisi 50 yaşındaki Erdal Şenözpak ekonomik sıkıntılara katlanamayarak yaşamına son verdi. Antakya'da 25 yaşındaki Mehmet Gökankaya 8 katlı apartmanın çatısından atlayarak canına kıydı. Yine Diyarbakır Karapınar'da 22 yaşındaki Şeyh Musturfan ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar etti. Tüm bu insanlarımızı aynı gün içinde kaybettik. Bu hacı haberler bir magazin yıldızının ameliyatı kadar medyada yer bulmadı. Oysa biz bu yeni kapanma nedeniyle hiçbir kusuru yokken perişan edilen esnafı, işsizi, yoksulu, ayakta tutacak bir destek paketini cuma günü açıklamıştık. Paketin adını da sen sağlığını koru ben destek olurum Türkiye. Türkiye'm koymuştuk. Gün devletin milletine destek olma günüdür. Önerilerimiz uygulanırsa esnafımız, vatandaşımız bu dar günde devletin sıcak elini üzerinde hisseder. Umutsuzluğa düşmez, yaşam sevincini yitirmez. Esnafımızı, insanımızı ve nice canları kurtarabiliriz. Son iki yılda milletimiz çok hırpalandı. Erdoğan şahsım hükümeti elinde son iki yılda işi gücü olan iki milyon yurttaşımız işinden oldu. İşsizlerin sayısı 10 milyonun üzerine 10 milyonu geçti. Dünya Bankası yeni bir rapor açıkladı. Diyor ki son iki yılda yoksulluk sınırının altında yaşayan yurttaşların sayısı üç milyon iki yüz bin kişi artmış on milyon yüz bir bin kişiye sıçramış. Türkiye hızla orta sınıfını kaybediyor. İşsizlik ve yoksulluk giderek katılaşıyor. Bir yandan da hayat pahalılığı milletin alım gücünü ezip geçiyor. Bugün Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bağımsız enflasyon araştırma grubuna göre Nisan'da tüketici fiyatları yüzde 2,6 artmış. TÜİK'e göre ise Nisan'da tüketici fiyatları yüzde bir virgül yedi, üretici fiyatları da yüzde dört virgül üç artmış. 12 aylık tüketici ve üretici enflasyonu sırasıyla TÜİK'e göre yüzde on yedi virgül sekiz ve yüzde otuz beş virgül iki olmuş. 12 aylık üretici enflasyonu tüketici enflasyonun iki katına çıkmış. Bu 2018 Ağustos'undaki kur şokundan sonra üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki en yüksek fark. Bu durum önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon beklentilerini de olumsuz hale getiriyor. Çekirdek enflasyon göstergeleri de çok parlak değil. Mutfaktaki yangın ise öyle böyle değil. Son bir yılda çilek yüzde 67, ayçiçek yağı yüzde 54, mısır özü yağı yüzde 51, tavuk eti yüzde 45, domates yüzde 44, sivri biber yüzde 38 zamlanmış. Bunlar tabii TÜİK'in rakamları. Markette, pazarda, etiketlerdeki artış bunun çok daha üzerinde. Otomobil almak orta sınıf için artık hayal olmuş. TÜİK'in rakamlarına göre son bir yılda benzinli otomobil fiyatları yüzde 117. Dizel otomobil fiyatları ise yüzde 81 artmış. Televizyon ve bulaşık makinesi fiyatlarındaki artışlar ise sırasıyla yüzde 99 ve yüzde 73 olmuş. Orta sınıf hem işsiz kalmış hem de enflasyon kırbacıyla dövülmüş. Salgının sadece ekonomik boyutu değil eğitim boyutu da son derece kötü yönetim. Koskoca bir kuşağı kaybediyoruz. En az 4 milyon yavrumuz salgın döneminde EBA'ya ulaşamadı. İnternet altyapımızın zayıflığı uzaktan eğitimi çok zorlaştırdı. Eğitim bir senin yaptığı bir açıklamaya araştırmaya göre her yüz öğretmenden 46'sı evinde kaliteli internet hizmeti olmaması nedeniyle uzaktan eğitime erişmekte zorlanıyor. Bakın her şeyin telafisi olur ama kaybedilen bir kuşağın telafisi olmaz. Eğitimde kaybedilen kuşak yoksulluğun nesilden nesile aktarılması demek. Gelir dağılımındaki ataletsizliğin giderek katılaşması demektir. Düşen verimlilik ve orta gelir tuzağına sıkışıp kalmak demektir. Ve en acısı kaybolan umutlar ve hayatlar demektir. Salgının sağlık tarafında da işler iyi gitmiyor. İlk iki zirveyi sağlık çalışanlarımızın olağanüstü fedakarlıklarıyla açtık. Geçtiğimiz Mart başında salgın büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı vaka sayıları günlük 10 binlerin altındaydı. Ekonomide açılma süreci başlamıştı. Ancak Erdoğan'ın sorumsuzca Lebalep doldurduğu parti kongrelerinin ardından Türkiye'miz salgında üçüncü zirveyi yaşamaya başladı. Lebalep kongrelerin tamamlandığı 24 Mart'tan bu yana o da resmi rakamlara göre 10.382 insanımız yaşamını yitirdi. Pek çok yurttaşımız da sevdiklerini kaybetti, büyük acılar yaşandı. Ama Erdoğan şahsım hükümetinin gözleri var, görmez, kulakları var, duymaz, kalpleri millete karşı mühürlü. Onlar için varsa yoksa yandaşları, varsa yoksa burunlarına pudra şekeri çeken beslemeleri kendi hataları nedeniyle pik yapan salgını kontrol etmek için 17 günlük kapanma ilan ettiler. Millete pek çok yasak getirdiler. İnsanları canlarıyla cüzdanları arasına sıkıştırdılar. Ama görüyoruz ki millete yasak olan Erdoğan'a yasal. 12 Nisan'da yayınlanan bir genelgeyle millete ağız tadıyla bir e, iftar yasak. Ama Erdoğan'a toplu iftar serbest. Şimdi şu arkada fabrikalara koruma ordusuyla toplu iftara gidiliyor. Yani şu arkadaki aşılanmamış koruma ordusu süper bulaştırıcı. Aşılamadıkları ama işler durmasın diye Fabrikalarda çalıştırdıkları emekçilerimizin sağlığı için bu tehdit oluşturuyor. Yine milletimiz cenazesini ancak 10 yakınıyla devlet defnedebiliyor. Ondan fazla yakın cenaze törenine katılması yasak. Ama Erdoğan lebalep protokol cenazelerine katılmaya devam ediyor. Şöyle bakar mısınız? Anadolu Ajansı da cenaze görüntülerini servis etmiyor. Rütük de, Rütük de lebalep görüntüler için aba altından sopa gösterip sansür uygulamaya çalışıyor. Yönetenler kendi koydukları kurallara uymazlarsa, bir de bunu milletten saklamaya kalkarlarsa, kuralı koyan kurala uymadığında milletin yaptığı tüm fedakarlıklar boşa gider. E bunu daha yeni gördük. Ama anlaşılan yönetenler hala akıllanmamıştır. Aşı tedariki tam bir skandala dönüştü. Sağlık Bakanı çıktı önümüzdeki iki ayda aşı tedariki sıkıntılı dedi. Milletin aşı randevuları sabah iptal edildi. Milletten gelen tepkiler yükselince çark edildi. Randevular yenilendi. Ardından Erdoğan çıktı. Ben aşı tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum diyerek Sağlık Bakanına ayarı verdi. Bu ayarı verirken de inşallah Sputnik, inşallah Biontech, inşallah Sinovac, inşallah yerli aşı gelecek deyince anladık ki işimiz yine Allah'a kalmış. elde aşık aşı yok diyen Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanı da Erdoğan'dan fırça yiyince milyonlarca doz aşıdan aşı bolluğundan bahsetmeye başladı. Beyler biraz ciddi ol. Söz konusu milletin canı, milletin cüzdanı çürük tahta çivi tutmaz. Bu ucube sistem iflah olmaz. Sorunların parçası olanlar sorunların çözümü olamaz milletimiz de bunu görüyor. Artık seçim istiyor. Sandık önüme gelsin diyor. Şunu bilelim. Ülkemizin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Hele hele milletimiz kesinlikle çaresiz değildir. Ülkemizin potansiyeli çok yüksektir. Yeter ki iyi yönetilsin. Biz insanımızın, ülkemizin gücünü iyi bilen, devletimizi tanıyan kadrolarımızla çiftçimize, işçimize, işsizlerimize, iş insanlarımıza, emeklerimize, emeklilikte yaşa takılanlara söz veriyoruz. Erdoğan şahsın hükümetinin sizden aldığı her şeyi iktidara geldiğimizde sizlere misliyle geri vereceğiz. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorular varsa alayım. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. Halk TV tarafından yönlendirilen bir soruyla başlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Bankası'nın bağımsızlığının güçlendirilmesi için 10 maddelik bir teklif hazırladı. Türkiye 128 milyar dolar nerede sorusuna henüz net bir yanıt alamamışken AKP ve MHP'nin bu teklife destek vereceğini düşünüyor musunuz? Evet, grup başkan vekillerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu bu düzenleme aslında 5 Mayıs 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 4651 sayılı kanunla yapılan düzenlemelerin aynısıdır. O dönemde 2001 krizinin ardından Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla bu düzenlemeler yapılmıştır. Bu bugün bu düzenlemelere yani Merkez Bankası'nın elindeki bağımsızca kullanabileceği rezervlerin siyasetçiye emanet edildiği bugün de bu düzenlemelerin mutlaka yeniden yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu düzenlemenin altında dönemin siyasi sorumlularından biri olan Devlet Bahçeli'nin de imzası vardır. Umarız Sayın Bahçeli bugün 20 yıl önce attığı o imzaya o imzayı inkar etmez sahip çıkar. Evet. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular oldu. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem AK Parti'ye hem de MHP'ye eski bakan Ruhsar Pekcan'ın Yüce Divan'da yargılanması çağrısında bulunmuştunuz. Günler geçti, Cumhur İttifakı'ndan ses yok ama hemen her gün Ruhsar Pekcan ile ilgili yeni bir iddia ve suçlama gündeme geliyor. Son olarak Pekcan'ın şirketinin %8 vergi öderken rakiplerinin %18 vergi ödediği, şirketine vergi indirimi yaptığı ifade ediliyor. Bazı uzmanlara göre de bakanlığa satılan dezenfektanların içindeki gümüş oranının standartlara uygun olmadığı konuşuluyor. Ruslar Pekcan ile ilgili siz hukuki bir adım atacak mısınız? Muhalefet olarak ne yapmayı planlıyorsunuz? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda bir meclis soruşturması açılması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Ama biliyorsunuz ki mecliste soruşturma açılması için artık yeni anayasa göre salt çoğunluk gerekiyor. Bu ağır ve son derece açık olan ithamların aydınlatılması için tüm partilerin desteğini bekliyoruz. Kaldı ki böyle bir soruşturmayı ruhsar pekcan da istemedi. Kendisinin bu ithamlardan aklanması için bu bir fırsattır. Bu aynı zamanda kimlerin hırsızlıktan yana, kimlerin yetimin hakkından yana olduğunu bu soruşturmaya verilecek oylarda da gösterecektir. Milletimiz de bunu görecektir. Evet. Efendim, <laughs> Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle: Alkol yasağı ile ilgili CHP belediyelerin yönetimindeki kentlerde de il hıfzı zıha, hıfzı sıha kararı ile alkol satışı yasaklandı. CHP belediye başkanlarının dahilinde mi alındı bu kararlar? İl Hıfzı Sıha Kurulu'nda karar alınırken neler yaşandı? Genel başkanımızın talimatıyla belediye başkanlarımız bugüne kadar her zaman esnafımızın yanında olmuşlardır. Bundan sonra da başkanlarımız esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceklerdir. Evet. Efendim ulusal kanalın yönlendirdiği bir soru var. Soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın haksızlığa uğradığını söylemesine tepkiler geldi. Tepkiler ve haksızlık iddiasına ilişkin siz neler söylersiniz? Bunu birkaç defa tekrarladık. Sayın Genel Başkanımız da tekrarladı. Haksızlığa uğrayan birinin hakkını sırf benden değil diye savunmayan ben insanım diyemez. Adil yargılanma herkesin hakkıdır. Biz geçmişte haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan'a da, Melih Gökçe'ye de sahip çıkmıştık. Yine genel başkanımız, yine genel başkanımız Ankara'dan İstanbul'a hak, hukuk, adalet diyerek yürümüştü. Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu ve müdafa Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetlerinden neşet etmiştir. Dolayısıyla milletimizin hakkına, hukukuna her zaman sahip çıkacaktır. Efendim KRT TV tarafından yönlendirilen sorular var. KRT TV'nin ilk sorusu şöyle. Yeni devlet memurları disiplin yönetmeliğinde önceden büyükşehir belediyelerinin yüksek disiplin kurulunda olan belediyelerde görev yapan devlet memurluğundan çıkarma yetkisi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Siz bu değişikliği nasıl değerlendiriyorsunuz? E bu tam bir skandal. Yani saray hükümeti büyükşehir belediyelerimizde haksız rekabete girmeye çalışıyor. Yani Millete Hizmette rekabet Millete Hizmette haksız rekabet olmaz. Millete Hizmette sarayın kalkıp bizim büyükşehir belediyelerimizin elini tutmaya kalkması, her şeye müdahale etmesi açıkçası anlaşılır gibi değil. Şimdi zannediyorlar ki bunu yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veririz. Ben şunu söyleyeyim. Hiçbir zarar veremezsiniz. Bizim belediyelerimiz ellerinden geleni millete hizmet için içi, her türlü engellemeye rağmen ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerdir. Çok açık yapılan bu engellemeleri milletimiz görüyor. Milletimiz bunların notunu veriyor. Daha önce seçimde mızıkçılık yapanlara nasıl ceza kestiyse şimdi yeni gelecek seçimlerde de bunları yapanlara cezasını kesmeye hazırlanıyor. Bu konuyla ilgili olarak da Danıştay'a müracaat edeceğiz. Efendim KRT TV'nin diğer sorusu da şöyle. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker yaptığı son açıklamada bugüne kadar devlet büyükleri Nisan ayında ülkede birçok şeyin değişeceğini, kendisine yapılan haksızlıkların telafi edileceğini ve Türkiye'ye davet edileceğini söylediği için sessiz kaldığını ifade etti. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu aslında ülkenin ne halde olduğunu açık seçik ortaya koyuyor. Devlet çete elebaşlarıyla mücadele edeceğine müzakere ediyor. Ne demek? Devletten bir takım sözler aldı. Ne demek Türkiye'ye davet edileceğim? Buradan soruyorum. Bu şahsa davet gönderen bu şahsa söz veren devlet yetkilisi kimdir? Her şeyin sorumlusu benim ben diyen Erdoğan mutlaka buna cevap vermelidir. Efendim KRT TV'nin son sorusu da şöyle. Turizm Bakanı Ersoy 17 Mayıs itibariyle vaka sayısı 5000'in altına inecek dedi. Sizin bu öngörüye ilişkin yorumunuz nasıl olacak? Şimdi önce şunu ifade edeyim. Yani baştan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz esnafa gerekli desteğin verilmesi kaydıyla tam kapanmayı savunuyorduk. Öyle görünüyor ki yapılan tahminlere göre tam kapanma etkili olacak. Ama tabi Sağlık Bakanı'nın bilim kurulunun vermediği bir, sarıyı, bir sayıyı Turizm Bakanı nasıl verebiliyor? Açıkçası şaşırıyorum. Yani herhalde Sağlık Bakanı ile Turizm Bakanı arasında bir görevde becaiş yapmak gerekiyor. Çok açık söyleyeyim. Devlette ciddiyet olmalı. Bu tür tahminler ilgili kurumlar tarafından verilmelidir. Teşekkür ediyorum. Yoksa tereddüt yaratır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.